Hayatım, hoş geldin. Aşkım. Ne iyi ettin. Çok sevindim yani baş başa yemek yiyeceğimiz için. Hayatım, aslında baş başa. Hoş geldiniz. Merhabalar Mehmet Bey. Aslanım. Merhaba Aslan. Merhaba da. Anlamadım ben. Bu nasıl bir tesadüf? Tesadüf değil. Mehmet Bey'le konuşmuştuk. Konuştunuz mu? Hepimiz için bir fırsat olur diye düşündüm. Bana da sorsaydın aşkım. Senin haberin yok muydu Aslı? Olsaydı burada mı olurdum Hatice? Artık buradasın ya hayatım. Doğru söylüyorsun, artık buradayım. Yani benim gelinmeme gerek yok. Suçlu olan ben değilim. Seni tedirgin etmek istemeyiz asla. Aksine birbirimizi daha iyi tanımak, aradaki buzları eritmek isteriz. Hadi oturalım, buyurun. Özellikle hep birlikte oturalım istedik. Ben de tam o özellikle kısmını hiç anlamadım. Haklısın. Çok fazla şey yaşadık. Çokça da kötü şey. Aynen Haticeciğim. Hiç güzel anımız yok. Ama her şeyi baştan başlayabiliriz. Ben Mehmet'e de söyledim. Gerçekten birini sevince anladım seni. Siz Barış'la bir başlangıç yaptınız. Ama bizi Mehmet'le buna neden dahil etmek istediğinizi anlamadım. Ayrıca yani nasıl bu kadar hemen sevebildiğinizi anlamadım. Olabiliyor böyle şeyler hayatım. Yani yıldırım aşkı diye bir şey var. Bizim de öyle olmadı mı? Evet. Hatice anlattı. Ne güzel. Biz de sizin gibiyiz. Asla. Asla sizle biz aynı değiliz. Hayatım. Biraz yapıcı ol lütfen. Niye yapıcı oluyorum ya ben? Ya bir bana mı garip geliyor bu olanlar? Ben lavaboya gidiyorum. Ben de olsam onun gibi davranırdım Mehmet. Kızma, biraz zaman ver ona. Kafayı yiyeceğim ya. Resmen kafayı yiyeceğim. Rahat verin artık. Ya burada rahat verin bari ya. Bir kafayı dinleyin, geldiniz yine. Aslı bak, beni sevmiyorsun anlıyorum. Ama benim bütün hislerim, söylediklerim gerçek. İnan bana. Ben sana inanmayı çok önceden bıraktım Hatice. Tamam haklısın. Daha geçen gün sana ters davrandım. Ama gözüm dönmüştü. Barış'la senin tanıştığını yeni öğrendim. Yani Barış yeni söylemişti bana. Sonra sakinledim, dinledim. Biz hallettik o meseleyi de. Barış ne anlattı sana? Çok önceden tanıştığınızı. Ama ne yaşandıysa geçmişte kaldı. Benim için bir sorun yok. Tüm samimiyetinle özür dilerim senden. Mehmet'e de... Mehmet'e bir şey anlatmadım. Bence sen de anlatma. Ortalığı bulandırmaya gerek yok değil mi? Ortalığı bulandıracak ne var ki? Bence de bir şey yok. Ben senin için söyledim. Benim için bir şey söyleme artık, olur mu? Lütfen benim için bir şey söyleme. Aslı, ben artık mutlu olmak istiyorum. Bak çok yoruldum. Çevremdekileri de kendime de çok zarar verdim. Ama artık bitti. Barış'ı çok seviyorum. Onu kaybedemem. O yüzden Aslı, senden tek bir şey rica ediyorum. Özrümü kabul et. Ve bana ikinci bir şans ver.
Düğünü sonbaharda yapalım istiyorum. Çok güzel olur böyle yapraklar sararmışken. Sen nasıl istersen sevgilim. Mehmet Bey, size bir şey sormak istiyorum. Tabii. Nikah şahidim siz olur musunuz? Yok artık. Tabii Barış, çok mutlu olurum. Teşekkür ederim. Aslı, iyi misin? Evet, iyiyim. Huzursuz mu ettik sizi? Ya hiç öyle olsun istememiştim. Yok canım, ne huzursuzluğu? Aslan'ın biraz rahatsız olmuş gibi de. Ya biz sadece bizim mutluluğumuza sizin de ortak olmanızı istemiştik. Yok, rahatsız olmadım ben. Anladığım kadarıyla siz hep beraber olalım. Beraber yemek yiyelim, tatile gidelim. Madem öyle sürekli yüz yüze bakacağız Barış'cığım. Bilmen gereken şeyler olduğunu düşünüyorum. Hatice ile Mehmet önceden nişanlıydı. Nişan attılar, biz evlendik. Şimdi durduk yere ne alaka? Ne durduk yere? Madem böyle yemeklere çıkacak kadar yakınız artık, bilsin. Aslanım, ben bunu zaten biliyorum. Biz Hatice ile her şeyi konuştuk. Birbirimizin geçmişini gayet iyi biliyoruz. Aramızda hiç sır yok. Olmayacak da. Çok güzel. Ben sizin kadar rahat olup hemen unutabiliyorum. Hayatım, lütfen uzatmayalım. Neyi uzatmayalım Mehmet? Bu konuyu uzatan sizsiniz. Ya ben bu saatten sonra Hatice ile arkadaş olmayacağım. Yani bunu yapmaya çalışma. Ayrıca böyle zoraki iş mi olur? Kusura bakmayın. Aslı, oturur musun? Aslı, kusura bakma. Aslı, bir dur. Sen ne yaptığının farkında mısın? Sen ne yaptığının farkında mısın? Aranızdaki gerginlik biraz olsun azalsın istiyorum. Yeni sözlenmişler. Mutluluklarını bizimle paylaşıyorlar. Ne istiyorsun? Ya Mehmet, sen bizimle yaşadığımızın farkında mısın ya? Onlar geçmişte kaldı. Ya ne kadar geçmiş olabilir? Üzerinden yıllar mı geçti? 3 ay, 5 ay ne fark eder Aslı? Bırak geçmişte kalsın. Ya sen bana neden emrivaki yaptın ayrıca? Söyleseydim gelmezdin. Doğru, gelmezdim çünkü gelmememiz gerekiyor. Gelmemen gerekiyor. Normal olan bu çünkü. Kız seninle barışmak istiyor. Yeni bir sayfa açmak istiyor Aslı. Niye takıldın kaldın buraya sen? Ya bu Hatice konusu ne zaman açılsa sana bir şeyler oluyor. Başka bir insana dönüşüyorsun. Ne zaman Hatice ile Barış'ın evleneceğini öğrendin, sana bir şeyler oldu. Farkında mısın? Bırak mutlu olsunlar. İkinci bir şans hak etmiyorlar mı? Bu kadar zor mu ikinci bir şans vermek? Bak, kaçıncı kez söyledim, yine söylüyorum. Ben bu insanlarla bir araya gelmek istemiyorum. Hatice'yi görmek istemiyorum. Bu insanlarla yemek yemek istemiyorum. Barış, ne alaka? Daha kaç gün oldu tanışalı? Sana kolay olacak demiştim. Nasıl kontrolünü kaybetti ama? Daha dur. Daha da kaybedecek kontrolünü. Onlar kontrolünü kaybetsin ki biz onları kazanalım. Sırada ne var? Gerçeği Mehmet'in öğrenmesi lazım. Nasıl olacak o? İkimiz dışında birinden öğrenmeli. En sevdiği, en güvendiği biri olmalı o. Kim mesela? Evet Aslı, söyle. Seni bu kadar rahatsız eden ne? Ya gayet açık. Ben güvenmiyorum, Hatice'ye güvenmiyorum. Çok büyük tepki veriyorsun. Sen nasıl inanıyorsun? Nasıl güveniyorsun Hatice'ye? Ne çabuk unuttun yaptıklarını. Çünkü ben insanların ikinci bir şansı hak ettiğini düşünüyorum Aslı. Bu kaç ikinci şans Mehmet? Ya kaçıncı şans bu? Ben seni tanıyorum Aslı. Bunlar senin cümlelerin değil. Bunlar gayet de benim cümlelerim. Ama sen beni duymak ve anlamak istemiyorsun. O yüzden sana hiçbir şey demiyorum. Kusura bakma, ben gidiyorum.
Sizin de tadınızı kaçırdık. Önemli değil. Çok fazla şey yaşadım Mehmet. Ben hesabı ödemiştim. Size afiyet olsun. Kusura bakmayın.